Her şeyi açıklıyor. Bir şey biliyorsan konuş. Bir babayı böyle zan altında bırakma. Yok canım, sadece yalanlar. Hepsi yalan. Konuştuğu şeylerin hepsi yalan. Ya anladım da sen çocuğuna istismar edebileceğini 10 yıldır. Ya dedim şimdi bugün, bugün mü aydınlandın yani? Yok dedim ben. Yine aydınlanmadım. Ya sadece yalan attığı için, başka hiçbir şey değil. Hepsi yani, konuşmaların hepsi yalan. Yani hiç gerçek yok içinde. Babası ısrarla şu soruyu soruyor. Benim evladımı kim hamile bıraktı? Sen bu çocuğun babası tarafından yani istismar edin. İşte ben şey edeceğimi bildiği için böyle yapıyorum. Yani bilmediğimi bildiği için. Yani sadece sormak için, başka hiçbir şey değil. Yani beni sıkıştırmak için yapıyor. Başka hiçbir şey için değil. Çünkü senin bildiğini biliyor. Yok dedim hanım. Bildiğimi bilse zaten bu kadar bana gelemez. Mustafa nerede arkadaşlar? Bir görebilir miyim? Kameraman arkadaşım, aktüel arkadaşım gitsin. Gitsin bir yandan da ben görmek istiyorum. Dışarıda durum nedir? Herkes Mustafa'yı da merak ediyor. Yani onun için de zor bir durum tabii ki. Yani bir yandan evladı yok ortalıklarda, bir yandan da acayip iddialarla karşı karşıya. Tamam, geldin hemen hiç evladını konuşmadı. Sadece benim konuştu. Başka hiçbir şey değil. Şunu söylüyor, diyor ki Mustafa, sevgilisinden biriyle beraber bir şey yaptı. Beni inandırdı diyor. Yok tamam. Sadece yani hepsi, konuştukların hepsi yalan. Hiçbir içinde doğru bir laf yok. Hı. Tamam, yok ya, şey, dışarı çıkmış bayağı bir öfkeli şu anda. Yani konuşmasında hiçbir gerçek laf yok. Hepsi yalan. Sen evde soru sorsaydın ya da çocuk neredeydi aynısını sorular aynısını yapardı. Ha, bunu yapardı. Yapardı. Ha, öldürülmekten korktu. Aynısını yapardı. Yapardı. Eğer ben bundan şüphelenseydim yapardı. Ama ikinizin iki cinayeti saklayamazdı yani. Yapardı. Eğer katil oysa. Sen değilsen. Bir kılıf uydurdun. Sevgilisiyle kaçtı diye bak şimdi bir sürü şey getiriyor dedi bana. Yapardı. Yalançıya şey yok. Annesi ve kızı nerede diye bir yalan söylemek çok zor bir yalan yani. Yok söylerdi dedim ama bir şey kanıt çıkardı. Bunu yetkilileri ama açıklayamazdı. Senin yapardı. Kardeşlerine babana açıklayamazdı. Yani yapardı. Çocukları kandırdı, bir şey yapardı. Kocaya tamam. Baştı beni anlattırdı. Şu anda Mustafa dışarıda. Çok öfkeli. Ne söylüyor? Tamam biliyorum, sesi vermeyin. Tamam. Tamam. Çok öfkeli. Peki sen bugüne kadar bu sözleri Mustafa'nın gözlerine bakarak. Söyleseydim yapardı değil mi? Hayır, yani beni kaybederdi. Ya bir şey söyleyeyim bak. Şimdi bir şey var da sevgili izleyiciler, her şeyi de soramıyorsunuz. Yani Mustafa'ya sormadın mı kardeşim? Bu çocuk sormadım, nerede? Sormadım. Ha? Yani ben kendim yedim. Başka hiçbir şey değil. Ben gelecek diye bekledim. Peki Mustafa kızının kaybolduğunu bilse, kendi bilgisi olmasa, ortalığı bu şekilde savaş alanına çevirirdi. Aynısını yapar. O yüzden? Beni yaşatmazdı Didem Hanım. Eğer ben çocuğuma bir şey yapsam beni yaşatmazdı. Ama iki cinayeti açıklayamazdı o zaman. Yok, bak Didem çok Hanım, saçma yani. Benim ne diyecekti babasının annesine? Beni kaybettiğimi bilseydi yani. Ben kaybetseydim beni yaşatmazdı. Onu demek istiyorum. Başka hiçbir şey değil. Yani Gökhan da. Üstüme gelirdi. Gökhan'la beraber geliyorlar. Çok rica ediyorum. Sakin. Bak bir şey söyleyeceğim. Elinde net bir kanıt bilgi yoksa bir babayı. Yok Didem Hanım, yok. Öyle olsa ben susmayacağım. Ben diyorum. Ama ısrarla şunu söylüyor. Diyor ki bu çocuğu kimin hamile bıraktığını bir anne nasıl bilmez? Bilmiyorum dedim hanım. Beni yalanlarla kandırdı. Aynı burada size nasıl yalan konuştuysa aynısını bana yaptı dedim hanım. Başka hiçbir şey değil. Aynı burada sizi nasıl benim sevgililerimle kandırdıysa aynısını yaptı bana. Sen kandırma, senin sevgililerin de olmuş ama yani. Çok ya, özür dilerim de. Şurada 70 tane insanla yazışmak nedir sadece ya? Sadece yazışma ama başka şeyim yok. Bir tahmet, o 70 tane insan nedir ya? Yok, 70. Keşke iyi ki yapmışım. Allah'ım ya Rabbim ya. İnsanın evladı ortalıklarda yok. Kimsenin aklına bir aşk meş gelmez yani. Yok babam, sadece benim. Senin aklına aşk meş gelmiş, kusura bakma yani. Allah'ım yarabbim. Gel gel Mustafa, gel. Tamam Mustafa, lütfen çok rica ediyorum. Mustafa sakin olmanı rica ediyorum. Bak anlıyorum ben seni. Mustafa sen sakin. Sen bana nasıl kelimeyi kullanabilirsin? Mustafa çok rica ediyorum. Söz, Mustafa. Nasıl kullanabiliyorsun? Çocuk geldi o zaman. Söz.
çıkaracak. Ya beraber yapacağız işte. Bak, ben beraber yapacağız. Ben beraber yapacağız. Sana iftira atıyorsa da bir şey söyleyeceğim. Beraber yapacağız bu. Bak, bir şey söyleyeceğim sana. Beraber yapacağız. Eğer o çocuğun cesedini birlikte bulacağız. Tamam, çıkaracağım. Evet. Bence biliyor. Bence de biliyor. Aynı biliyor. Fikirdi. Bence aynı fikirdi. Ben burada devamlı soruyorum. Ha. Bence ben biliyor. Ben devamlı sordu cevapları devamlı karşılık anne, veriyorum. Bir anne. Ben sordum sonra cevap vermiyorum. Aynen. Tamam çünkü bir şey saklıyor. Söyleyedin cevap verdin. Niye söylemedin? Çocuğu koyup gittin niye söylemedin? Çocuğu niye söylemedin? Bak, ben buradayım çok iyi geldim. Şimdiye kadar ben böyle, bak, buraya gelmeden önce böyle bir küfür etmediydim. Bu küfürle sen alıştırdın bana. Öyle mi? Ama bak burada savcı da dinlesin. Mustafa, öyle bir şeyden emin değilim. Sadece öyle bir netliği yok yani. Bak, ben size söz verdim, buraya geldim. Tamam. Ben bugün son. Tamam, niye son? Beraber bulacağız, beraber arayacağız. Tamam, otur. Ben burada sordum cevabını alamadım. E tamam, yine sordum, sonra devamlı cevap verdim. Sen cevapla. O zaman siz çıkaracaksınız. Sen cevapla. Bak, cevapla diyor, beni sıkıştır diyor ya. Ne sıkıştır? Beni sıkıştır diyor. Sen cevapla. Soruyorum. Niye cevap vermiyor? Dün burada demedim. Sen cevapla. Sus ya. Sen bu kadar çan yapacaksın, 10 yıl önce yapsaydın. Allah. Ya Mustafa, oturur musun lütfen? Mustafa. Madem senin çocuğuna bir zarar verdi birileri, çocuğun hamile olduğuna şüpheleniyorsan. Ona doğru söylüyorsunuz değil mi? Ben susuyorum, sadece bir şey etmeyeceğim. Ha? Susuyorum, siz o haklısınız. Neden susuyorsun? Bir anne niye susar? 10 sene evvel yapaydım, keşke biliyorum. Ha? Susmaması lazım bir annenin. İşte, keşke susmasaydım. Bu mertliğe varmazdı. Keşke en çok sustum. Yaşadığın pişmanlık ne? Yani tamam, sustum. Başka hiçbir şey değil. Neye sustun? Neye? Yani, gizlediğim için hiçbir şey değil. Neyi gizlediğin için? Yani kayıp olduğunu, şey ettiğini, götürüp getirmediğini, sustuğum için. Kesin onun için, başka hiçbir şey için değil. En büyük pişmanlığın bu mu? Evet. Çok pişmanlığım bu. Seni de tutuklayacaklar ama. Tutuklasınlar. Keşke tutuklayırlar. Yani varsa ortada bir suç, Mustafa'nın dediği en doğru şey, biz bunu birlikte yaptık diyor. Çünkü... Yaptıysak yaptık de. Birlikte yaptıysak yaptık de. Öldürdüysek öldürdük de. De. Gösterdin mi bana? Neyi gösterdim? Ben götürmedim ki. Ben yoğdum ki. Yok muydun? Açıkla. Yok muydun? Lan nereye götürdün? Gece geldim diyor. Bana yalan söylüyor. Ben eve gece geldim diyor. Çocuk ortalıklarda yoktu diyor. Başka bir şey değil. Biri doğru. Ya Mustafa'nın dediği doğru ya senin dediği doğru. Ben yalan söylüyorum demek ki. Ben yalan söylüyorum. Sen 2 saattir çünkü neden şey biliyor musun? Neden biliyor musun? Mustafa'ya o anlamda biraz inanıyorum ben. Yani ortadayım ama biraz o tarafa doğru. Neden biliyor musun? Çünkü bir anne çocuğu ortalıklarda olmayacak. Keşke annem olmasaydı. Tamam mı? Isparta'ya gitmez kardeşim. Gitmezdi. Gitmez yani. Gitmez değil mi sevgili izleyiciler? Anne. Hayatta gitmez. Şurada bunların hepsi bak, anne. Baba başka bir şey de biz o çocukları 9 ay karnında taşıyoruz. Aynen. Tamam mı? Isparta'ya gitmez kardeşim ya. Gitmezler ki. Çünkü bir şey bildiğin için Isparta'ya sen de gidiyorsun. Yok diyorum. Sadece kaçtığını bildiğim için gidiyorum. Ne bileyim ben senin dediğinin doğru olduğunu? Nereden bileceğim senin dediğinin doğru olduğunu? Yani ben nereden bileyim sen bana doğruları söylüyorsun? Için doğru. Hiçbir şey demeyeceğim. 10 senedir sustuğum için haklısınız. Bana 10 senedir sustuğumun arkasındasın değil mi? Arkasındayım. Niye sustum? Senin yüzünden. Niye benim yüzümden? Ben bu kadar kötü bir babaydım ben. Kötü bir insandım. Niye durdum sen? Sen öyle inandırdığın için sustum. Niye durdum? Aynen. İnanmaz ha. Valla ben keşke eskiden inanmayayım. De böyle miydi Mustafa? Böyle saf. Ne safı diye ya? Ne safı? Saf bu kadın var mı ya? Şuradaki bayandan bir çıksın ben safım desin ya. Var maalesef. Oluyor öyle kadınların. Bu saf mı? Ya ama şey Fatma'nın çok saf olduğunu ben de düşünmüyorum. Nasıl? O zamanlar öyleydim. Ben İsparta'dan geldikten sonra açıldım. Dışarı çıkalı, milleti görerek. Başka hiçbir şey değil. El alemin çocuğuyla torun fotoğrafını beraber vermişsin. Yok ben sağ onu sola demişsin, evlendi gitti demişsin. Şey çocuk yaşıyor gibi beraber poz vermişsin. Ben torun olarak göstereceğini bilmiyordum. Yani öyle attığını... Nasıl ikna olur? O fotoğrafı çekmeyi nasıl ikna olur mesela? Ya ben sadece yani köye gidersek şey olarak... Ya o çocuğun fotoğrafı önüne koydu, Mustafa mı fotoğrafı çekti yani? Sen de poz mu verdin ben yani? Ben yediriyordum zaten, kendisi geldi. Ben böyle öyle... sırdan kim? Ben miyim sırdan? Ben çek demedim yani torun olarak at demedim.
Sadece ben şeye getirdikten sonra, beklediği yere getirdikten sonra şeye atmış. Ben öyle gördüm. Peki Isparta'ya döndükten sonra, 1,5-2 sene sonra dönüyorsun. Çocuk ortalıklarda yok. Tamam, baba aramıyor diyelim. E sen niye emniyete gitmedin canım benim ya? Bilmiyorum, niye jandarmaya gitmedin? Ben aynı şeyimde niye muhtara gitmedin? Niye babana gitmedin? Meryem niye sana yardım etmedi? Meryem. Ben yüreklendiren olmadığı için başka hiçbir şey demeyeceğim. Meryem niye seni yüreklendirmedi ya? O zamanlar yani öyle bir şey yoktu. O zamanlar hiç kimse bir şey demedi. Bu kadar mı yalnızdın yani? Yalnızdım, ortalıkta yalnızdım. O zamanlar kimse çıkalım demedi. Sadece biz İsparta'dan 5-6 sene sonra demeye başladık. Ya ne olacak, çocuk gerçekten evlenmeye gittiyse, bir yere gittiyse sen söylersin. Dersin ki bu çocuk evlenmeye gitti, bir şey gitti. Yani ya çok özür dilerim ama gerçekten taş devrinde yaşamıyoruz yani. Senin dediğin 10 yıl önce yani. Ben köydeki birine değilim. Gidebilirdin. Arkadaşlarım var, dostlarım var, kapı komşum var, bilmem kim var, o var, bu var. O zamanlar kimse ya ben gözünü seveyim ya. Sana gerçekten seninle ilgili ben kafam çok karışık yani. İspanya'da dekan gözü açtım, sonra geldikten sonra oldu. Valla Fatma bir şey söyleyeyim mi? Senin sakladığın bir şey var. Yok, buna %100 eminim yani. Ama neyi saklıyorsun onu emin, onu bilmiyorum yani. Ya, değil mi? Bir şey saklıyor ya, değil mi sevgili yok, izleyiciler ya? Saklasam zaten bir şey saklıyor. Bir şey saklıyor. Herkes de şu anda herkes diyor ki Fatma tamam. Bir şey saklıyor. O sakladığın etrafında dolanıp duruyor yani. Yok, tamam.